eklemiş olalım. Gelelim hastane çetesine efendim. İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin Yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada 6. celse görüldü. Yenidoğan çetesi lideri Doktor Fırat Sarı saat 11'de savunmasını yapmak için mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Sarı, "Her şeyi anlatmak istiyorum" diyerek söze başladı. İşte Sarı'nın savunmasından dikkat çeken başlıklar. İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan özel hastane çetesi hakim karşısında. Yönetici ve üyelerinin yargılandığı davanın 6. oturumu İstanbul Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Pazartesi gününden bu yana 21 sanığın savunmasının alındığı duruşmada iddianamede organize suç örgütünün elebaşı olarak nitelendirilen Fırat Sarı kürsüye çağrıldı. Mesleki kariyerimi kaybettim. Sonra da insan onurumu kaybettim. Tüm insani değerler üzerimden söküldü. Söküle söküle bir hiç olarak kaldım. Avukatlarıma dedim, ben strateji istemiyorum. Her şeyi anlatmak istiyorum. Sayın Başkan, yaklaşık 2 ay önce savcı tehdit olayından sonra kamuoyunda yoğun tepkiler artınca avukatlarım ayrıldılar. Buraya gelmek çok istedim ama hayata dair pek umudum kalmadı. Öyle şeyler çıktı ki akış hayal gücüne sığmayacak durumlara vardı. "Bu sistemi ben keşfetmedim, sistem zaten vardı" sözleriyle kendini savunan Sarı, "Benden önce de birçok kişi bu işi yapıyordu. Sözleşme ise hizmet işbirliği sözleşmesi olarak adlandırılıyor. Bu sistem zaten vardı" ifadelerini kullandı. Hastane sahiplerinin de tüm işlemlerden haberi olduğunu da savundu. Daha sonra mahkeme başkanı sorularını yöneltti. "Bu kişileri nereden tanıyorsun?" "Doktor İlker Gönen benim maaşlı çalışanımdı. Cüzi miktarlarda para kazandık. Öyle sistematik bir şey yok. Hastane yöneticileriyle konuşuyorduk." "Murat Mantuş'la bir görüşmenizde sayıda bir azalma var. Mert'le konuştuk, hasta sayımızı artıralım dedik diyorsun. Ne diyeceksin?" "Hastane yönetimlerinin beni sıkıştırdığı tek konu hasta sayısını artırmaktı. Yenidoğan ünitesinde hasta sayısı düştüğünde hastane zarar ediyordu ve bize de hasta bulun diye baskı yapıyorlardı." Çete lideri Fırat Sarı'ya hemşireyle yaptığı konuşmada sarf ettiği çek fişini sözü de soruldu. "Çek fişi konuşmasına ne diyeceksiniz?" "Kimsenin fiş çektiği falan yok. Siz buradan duyunca irite oluyorsunuz, haklısınız. Ama bunlar muhabbet. Üstelik ben hastaları uzun uzun yatırmakla suçlanıyorum. Neden öldüreyim ki?" "Yoğun bakımda bebek düşmüş, kimseye haber vermeyin demişsin." "Bebek kuvözden düşmüş. Bir şeyi yoktu. Ailesine haber vermedik." "Bebekleri öldürürken utanmadınız mı?" Çek fişini talimatında son derece saçma bir şekilde açıklamaya çalışmış. Şimdi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu davası görülmeye başlanan bu özel hastane çetesine ilişkin bir takım açıklamalarda bulundu. Çünkü muhalefetin istifa çağrısı var. Bu çağrıyı değerlendirdi Memişoğlu. "Çeteyi yakalattığım için istifa istiyorlar. Etmeyeceğim tabii ki" dedi. Ama öyle bir şey yok Sayın Memişoğlu. Siz yine bildiğinizi yapın tabii de sizin bu olayla ilgili bazı sorunlar var. Gerek meclis tutanaklarında gerekse de kamuoyunda sağlık hizmeti yürütülürken özel hastane yetkililerinin özel hastanelerdeki nitelikli dolandırıcılıkların bakanlara bildirildiği ortaya çıktı hatırlarsanız. Bakanların da bu bildirimlerin gereğini yerine getirmediği açığa çıktı mesela. Ne lazım yani, başka ne gerekiyor, nasıl bir suç uyardı acaba bilmiyoruz ama detaylarını inceleyelim, izleyelim, bakalım Bakan Bey kendini nasıl savunuyor. "O istifa edilecek, o hesap verilecek, o güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak." "Çeteyi ortaya çıkartan, onu takiple delillendiren, bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Onları yakalattığımız için mi?" "Sistem etti. İstifa çağrılarına kulaklarını tıkadı. Ben bakan olarak sizin emriniz değil. Özel hastane çetesinin kan donduran icraatları ortaya çıkınca gözler Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çevrildi. Memişoğlu tüm bu olaylar yaşanırken İstanbul İl Sağlık Müdürü'ydü. Sayın Bakanım, İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde denetlemesi görevlisi muhalefetten gelen istifa çağrıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir kez daha alevlendi. Sayın Bakan'ın konuşmasında protesto ediyoruz ve istifa etmesini bekliyoruz. Bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Memişoğlu istifa çağrılarına yine tepki gösterdi. Bu çeteyi çökertmekle kendi kötülerimizi, çürük elmalarımızı ayıkladık. Sağlık sisteminde ne kadar varsa bunların hepsinin peşine gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. Çeteyi yakalattığım için istifa istiyorlar. Etmeyeceğim tabii ki. Öyle bir şey yok. Memişoğlu, Yenidoğan çetesine ilişkin 2016'da yapılan soruşturmanın İl Sağlık Müdürlüğü'nce kapatıldığı iddialarını da yalanladı. Patikler, bu zıvınlar giyilmeden önce çocuklar gelmemeniz lazımdı. Sayın Bakan, istifa etmeniz lazım. Bu bütçeyi sizin sunmamanız lazım. Sayın Bakan, İl Müdürlüğünüz döneminde başladı bu işler. Her ne olursa olsun zaten iktidarda istifa etmek gibi bir müessese yok. Yani yapılan hatalardan dolayı. Emir üzerine tabii ki olabiliyor. Şimdi gelelim halkın gündemine. Fakat bugün halkın üst düzey çalışanları, beyaz yakalı bir genel müdürden bahsedeceğiz ve genel müdürün ekonomik gidişatla alakalı, kiraların artışıyla alakalı bir takım şikayetlerini dinleyeceğiz. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran efendim, bahsettiğim kişi, kira sorununa dikkat çekti. Maaşların dedi yarısından fazlası kiraya gidiyor. Hatta kendisinin de fahiş kira artışı nedeniyle ev değiştirdiğini anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin genel müdürü kira derdinden muzdarip. Ev sahibi 12 bin lira olan kiraya 75 bin lira zam yapmak istemiş. 75'e çıkartmak istemiş. Ben de evden çıktım diyor. Varın siz düşünün vatandaşın halini. Kira fiyatları benim maaşımın yarısı neredeyse, hatta yarısından fazla. Kurtuluş Savaşı'nda bile bu kadar esir düşmemiştik. Ya. Şimdi vallahi her şeye esir düştük şu anda. Şu an esiriz ya, her şeyin esiriyiz. Türkiye'de barınma sorunu gün geçtikçe derinleşiyor. Kira fiyatlarındaki fahiş artış vatandaşın belini büküyor. Geçen seneye göre %100 artı 10 bin lira ödüyorum, seneye 20 olacak. Kiralardan tek şikayet eden vatandaş değil. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan da dikkat çekici bir çıkış geldi. Aran, maaşların yarısı kiraya gidiyor. Çözüm üretmek zorundayız dedi. Kira fiyatları benim maaşımın yarısı neredeyse, hatta yarısından fazla. Ben öğretmenim, Çeşme'de çalışıyorum. Çeşme'de oturamadığım için Narlıdere'den gidiş geliş yapıyorum. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Aran, kira enflasyonunun Türkiye'nin en ciddi sosyal ve ekonomik sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Bugün bir asgari ücret 17 bin lira. 14 bin lira ev kiraları var. Yazık, günah. Nasıl geçinecek bu vatandaş? Hakan Aran, kira artışlarının çalışanlar üzerindeki etkisine değindi. Maaşların artık en az yarısı kiraya gidiyor. Bu oran şanslı olanlar için 1/4'e düşebilir. Ama insanlar çalıştıkları mahallelerde oturamayınca uzak yerlere taşınmak zorunda kalıyor. Bu da yol masraflarını arttırıyor. Beyaz yakalılar bile şehir merkezlerinin dışına çıkmak durumunda kalıyor. Kira enflasyonu insanların genel enflasyon beklentilerini de olumsuz etkiliyor. Kendisinin de ev sahibinin istediği yüksek fiyat nedeniyle evden çıkmak zorunda kaldığını belirten Aran, bu durumun milyonlarca insan için ciddi bir kaygı kaynağı olduğunu dile getirdi. 12,5 maaş alıyoruz. Aşağı yukarı 12 bin lira ev kirası veriyorum. Çok zor. Artı kendim servis şoförlüğü yapıyorum. Mecburen çalışıyorum. Kurtuluş Savaşı'nda bile bu kadar esir düşmemiştik. Ya. Şimdi vallahi her şeye esir düştük şu anda. Şu an esiriz ya, her şeyin esiriyiz. Bir şey alayım, ne mağazadan ne bir şey alabilmeye. İşte bak görüyorsun ayağımda. Terlik, kış günü bir şey, terlik böyle, içim bir şey yok. İşte böyle şurada bir atletim var, o da iş yerinde gece giyiyorum bundan dışarıda giymek için. İşte böyle geliyoruz gidiyoruz yani.